back and forth. You Dağ taş patika gezdikten sonra bu meydana ulaşmak güzel oldu. Ama müzikten kaçamıyorsun. Adam ses sistemini meydana koymuş. Bağıra bağıra şarkı söylüyor. Ama burayı keşfettiğim çok iyi oldu. Sizlerle burayı paylaşmak istiyorum. İlk başta şu kısmı görünce ben de şantiye alanı diye üzülmüştüm ama devamında çok güzel bir mimari göreceğiz. Bu görüntüyü kayıt altına almak için geri çıkıp tekrar video kaydettim. Hadi hep beraber gezelim. Almanya'nın Dresden şehrindeyiz. Burada Zwicker Sarayı diye bir binayı ziyaret edeceğiz. Umarım ismini yanlış telaffuz etmemişimdir. Hali hazırda kullanım dışı. Aşağısında hemen bir sergi alanı var. Kristal eşyaların sergilendiği bir müze. Biletli giriliyor ama onun dışındaki bütün odaları ziyaretçilere açık. Ücretsiz bir biçimde. Hepsini gezeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Binaların dış süslemesi bile yeterince dikkat çekiyor ve birbirinden güzel detaylarla bezenmiş. Tabii ben selfie çubuğu kullanmadan hem video çekip hem önüme bakarken biraz görüntüde dalgalanmalar olacak. Oluyor da zaten. Umarım siz de benim kadar etkileyici bulursunuz bu mekanları. Hadi buradan yukarı çıkıp neler varmış bir bakalım. Her şeyden önce Kasım ayı olması nedeniyle doğa bir harika. Yani Almanya'da hiçbir şeyi beğenmeseniz bile ağaçların renklerine bayılacaksınız. Ama ben bu eski mimari yapılarla doğanın iç içe olmasına bayılıyorum. Yani şantiye alanı gibi bir yerden girip bir kat yukarı çıktık ve gördüğümüz manzara bu. Buranın tadilat süreci bittikten sonra muhtemelen muhteşem olacaktır ama bu haliyle bile çok etkileyici. Burası hemen sarayın arka kısmına gelen bir nehir. Yağışlı bir havadan sonra toprağın kızıllığını almış. Muhteşem. Tabii bugüne kadar çektiğim bütün videolarda sadece ben kamera arkasında göründüğüm için, daha doğrusu kaldığım için
ara ara da böyle bir selfie çekerek de kendimi videolara dahil ediyorum. Binanın bu kısmı en etkileyici kısmı bana göre. Yani uzaktan böyle bir tacı andırıyor. Gayet şaşalı, güzel detaylar, heykellerle beraber güzel bir dairesel alan ve balkon devam ediyor. Bu bölgede çok fazla turist yoktu ve ben Dresden'i Instagram'da gördüğüm bir sayfadan takip ederek açıkçası ulaştım. Çok da hoşuma gitti. Dresden'e Münih'ten geldim. Yani en yakın bulabileceğiniz şehir Münih olabilir buraya. Yani Münih de çok güzel. Onunla ilgili de birkaç video çektim. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ama Dresden benim için çok ütopik bir yerdi. Çünkü ben Almanya'nın farklı şehirlerini gezdikten sonra Dresden'i görmeyi çok istedim. Çünkü farklı şehirlerde gördüğüm birçok mimari yapı burada bir arada ve aynı zamanda doğayla iç içe. Şehrin hemen yakınında çok da güzel bir nehir var. Ancak mevsim dolayısıyla olsa gerek. Su miktarı çok azdı. O anlamda manzaraya çok da bir şey katmıyordu. Tamam Şu mı? an Zwigar Tamam, Sarayı'nın psikoloji bitti. görüntüsü bu şekilde muhteşem. Psikoloji Şu bitti. iç Kendimi çok kısımda bir tanıdım. kafeterya varmış. Ya bana göre buranın Oraya bir etrafı bakacağız. muhteşem. Diğer teraslara geçmek Altın saatte için kaçıyor? Sonra kaça kafeteryanın kaçıyor? içinden geçmem gerekecek. Orayı kaybetmeden gitmek olmazdı bana göre. Sanırım gün batımı olmasıyla alakalı olarak da güzel bir manzara yakalamış olduk. Burası da şehrin yakınında. Videonun bu kısımlarında telefonumun şarjı bitti ve gidip hemen en yakın yerde şarj edip geri gelmek durumunda kaldım. Çünkü bu mekanı olduğu gibi görüntüleyemezsem açıkçası çok büyük bir kayıp olurdu benim için. Tabii yine kendimi çekmiş bulundum. Hadi bakalım devam edeceğiz. İç mekanda neler varmış bakalım. Hemen şöyle bir geçtik. Kafeteryada çok işe yarar bir şey yoktu. Birkaç tane müşteri oturuyordu. Onları rahatsız etmemek adına içeriği çekmedim. Ama terasın görüntüsü gerçekten söylediğim gibi güzelmiş. Buraya mutlaka bittikten sonra da gelmek isterim ama sanıyorum ki bir daha gelmem pek mümkün olmayacak. İçinizde buraları tekrar ziyaret etme fırsatı yakalayan olursa bizimle bu güzel yerin detaylarını paylaşmasını bekliyoruz. Ve artık çıkışa doğru ilerleyebiliriz. Zamanın ötesindeki muhteşem bir mekandan şöyle bir modern şehre doğru adım atınca açıkçası küçük bir hayal kırıklığına kapılıyorsunuz. Çünkü oranın büyülü atmosferi birdenbire bitiyor gibi. Ama bu şehirde bu tarz birkaç tane daha yapı var. Buradaki gezimi sonlandırmadan önce oraları da ziyaret edip birkaç video çekmiş olacağım. Onları da sayfayı takip ederek ve videoları beğenerek desteklemenizi rica ediyorum. Hoşça kalın.